Arkadaşlar merhaba. Üçüncü dersimize başlıyoruz. Konumuz possessive adjectives, mülkiyet sıfatları ya da iyilik sıfatları. Şimdi tek tek tanıyalım bunları. My, benim. Your, senin. His, onun. Tabii his erkekler için kullanılır. Her, onun. Kadınlar için kullanılır. Her. It's, onun. İnsan olmayanlar için kullanılır. Our, bizim, your, sizin, their, onların. Şimdi dikkat ederseniz bunları bir numaranın altına yazdım. Birazdan detaylandıracağım. Şimdi aynılarını dikkat ederseniz 3 numaranın altına da yazdım. Aynı şeyler. My, your, his, her, its, our, your, their. Şimdi bunların arkadaşlar bu mülkiyet sıfatlarının kullanımına geçmeden önce şunu bilmeliyiz. İngilizce'de bir anlamına gelen article tanıtıcımız var. A ve an. Bir diğer article tanıtıcımız the. Asla ve asla şurada gördüğünüz üzere bir mülkiyet sıfatının önünde kullanılamaz. Yani şöyle bir şey olmaz. Am I, an my zaten olmaz. Çok saçma. The, my gibi tanıtıcılarla kullanım olamaz. Devam ediyorum. My mülkiyet sıfatından sonra bunun paralelinde diğer mülkiyet sıfatlarından sonra da asla ve asla my, a, my, an, my, the gibi tanıtıcılar kullanılamaz. Saadete geliyorum. Mülkiyet sıfatı artı isim türü kelime. Yani possessive adjective plus artı noun. Birlikte kullanılmalı arkadaşlar. Şimdi hiç bilmeyenler için söylüyorum yine. My, Türkçe benim diye bir anlam oluşturuyor ama siz İngilizce konuşurken, yazarken, benim derken my diye bir şey söyleyemezsiniz tek başına. Tek başına kullanılamaz. Muhakkak arkasından isim türü kelime gelecek. Zaten adı üstünde mülkiyet, iyilik. Bu mülkiyet sıfatları bir sahipliği gösteriyor, mülkiyeti gösteriyor. Sahip olduğumuz isim türü kelimeyle beraber kullanılacak. İşte örnekte görüyorsunuz. My book, kitabım. Benim kitabım. My books, kitaplarım. İşte our car, arabamız. Ya da bizim arabamız. Our cars, arabalarımız. Ya da bizim arabalarımız. Şimdi bu mülkiyet sıfatlarıyla cümleler kuralım. Dikkat ederseniz arkadaşlar, mülkiyet sıfatlarını bakın. 1 numaranın altına yazdım, 3 numaranın altına yazdım. Yani bu ne demek? Bu mülkiyet sıfatlarından elde ettiğimiz blok, herhangi bir cümlenin şekilde görüldüğü gibi, örnekte görüldüğü gibi öznesi de olabilir, nesnesi de olabilir. Şimdi örnekler üzerinden daha da netleştireceğiz. Bir fiil seçtim. To belong to, ait olmak. Şu to özellikle kullandım arkadaşlar. Bu baştaki mastar to'su biliyorsunuz, mekmek anlamına gelen. Şu to ise preposition dediğimiz, ön edat dediğimiz bir to. Aynı yazılıp aynı okunmalarına rağmen birbiriyle çok farklı şeyler. Belong fiilinden sonra 3 numaraya, nesneye geçerken muhakkak bu to'yu kullanacaksınız. Hiç başka çıkar yolu yok. Şimdi örnekte göreceğiz. Mülkiyet sıfatı konumuz. Tekrar örneğe geri dönüyoruz. Belong to ile cümle kuracağız. Our car. Dikkat edin arkadaşlar. Our car. Arabamız ya da bizim arabamız diye bir giriş yaparken bizim, our, çoğul bir izlenim veriyor. Ama dikkat edin, bize ait olan şey araba. Bizden bahsetmiyoruz ki. Bize ait olan arabadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu özne üçüncü tekil şahıstır. Bakıyoruz, ikiye geldik. Our car belongs. Dikkat edin, kırmızıyla yazılı. To us. Arabamız bize aittir. Niçin burada es takısı var? Yine geniş zamanda örnekler yapıyoruz. Öznemiz he, she, it şeklinde çıkmadı dikkat ederseniz karşımıza. Başka bir şekilde çıktı. Arabamız. Burada mevzu bahis olan biz değiliz. Bize ait olan araba. Tek bir şey. O zaman üçüncü tekil şahıs. Our car belongs to us. Ne yaptım? Our mülkiyet sıfatıyla bir özne elde ettim. İkinci örneğe geçiyoruz. Yine bir özne elde edeceğiz.
Our cars. Şimdi bu özne çoğul oldu. Arabalarımız. Dolayısıyla fiile es takısına gerek yok. Our cars belong to us. Arabalarımız aittir bize. Bakın yine sistem bozulmuyor. 1, 2, 3. Yukarıda da bozulmadı. 1, 2, 3. Şimdi dedik ya, hem 1 numaranın altına yazdık hem 3 numaranın altına yazdık mülkiyet sıfatlarını. Bu sefer canım öyle istiyor. Our mülkiyet sıfatıyla nesne elde edeceğim. Bir tane özne bulmam lazım. Kafama göre bir özne seçiyorum. They, onlar, see, görüyorlar. Our car olursa arabamızı, our cars olursa arabalarımızı. Şurada yine bakın S var. Bu ismin sonuna geliyor. İsmi çoğullaştırıyor arkadaşlar. Çoğul S oldu. Arabalar yaptı. Dikkat edin. They, 1, see, 2. Ne yaptım? Our mülkiyet sıfatından bir isim koyarak araba ya da arabalar bir nesne elde ettim arkadaşlar. Yukarıdaki örneklerde dikkat edin. Mülkiyet sıfatlarından our mülkiyet sıfatıyla iki tane özne elde etmiştik. Biri üçüncü tekil şahıs, birisi çoğul özne. Bu sefer aldım bu our car ya da our cars'ı cümlenin en sonuna attım. Nesne yaptım. They see our car dersek, onlar görüyorlar bizim arabamızı ya da arabamızı. They see our cars. Onlar görüyorlar bizim arabalarımızı ya da arabalarımızı. Ne oldu? Nesne oldu. Bir tane daha mülkiyet sıfatı seçelim. My. Şimdi bunun ilk önce bakın özne de elde edebilirim bundan. Üçün altında nesne de elde edebilirim. İlk örneğimizde nesne elde ediyorum. Okumak, to read, to master ekini attım. Diğer örneklerde de aynı işlemi yaptık. To master ekini attık. Geliyoruz şimdi. He reads my book olursa, o okur benim kitabımı ya da kitabımı. He reads my books olur ise, o okur benim kitaplarımı ya da kitaplarımı. Ne oldu? Burada my mülkiyet sıfatından bir tane nesne elde ettim. Bir diğer örneğimizde my mülkiyet sıfatından şurada özne elde edeceğim. O zaman hemen bir isim getiriyorum, yine kitap ismini getiriyorum. My book, kitabım, ait olmak fiilini kullanıyorum. Belongs to me. My book belongs to me. Kitabım aittir bana. Bakın mülkiyet sıfatından bir tane özne elde ettim. 1, 2 ve 3. Yine my mülkiyet sıfatıyla devam ediyorum. Bu sefer çoğul bir özne elde edeceğim. My books. S takısını koydum ismin sonuna. Kitap tekil ismini çoğullaştırdım. Kitaplar yaptım. My books olursa kitaplarım ya da benim kitaplarım hemen bir fiil yapsın. Ait olmak. Belong to me. Özne, my books, kitaplarım, fiil, belong to, aittir, nesne, bana, me şeklinde. Arkadaşlar, bu videodaki amacımız, anlattığımız üzere kısaca şu aslında. Bir önceki videomuzda demiştik ki, nesnel zamirler olan me, you, him, her, it, us, you, them. Bunlar ile mülkiyet sıfatları olan my, your, his, her, its, our, your, their. Burada görüyorsunuz. Burada da görüyorsunuz aynılarını. Aynı şeyler değil arkadaşlar. Ne yaptık? Bu videomuzda bunun ispatını yaptık. Yani herhangi bir mülkiyet sıfatından, şunlardan herhangi birisinden, bunun sonuna, bunların sonuna, herhangi birinin sonuna bir isim türü kelime ekleyerek bir cümlenin örneklerde görüldüğü gibi, en baştaki örnekte görüldüğü gibi bir cümlenin öznesi de yapabilirsiniz. Şurada görüyorsunuz. Nesnesi de yapabilirsiniz. Yani neymiş? Mülkiyet sıfatları kullanıldıkları isim türü kelime ile birlikte bir cümlenin öznesi de olabiliyorlar, bir numarası da olabiliyorlar, nesnesi de olabiliyorlar, üç numarası da olabiliyorlar. Ama nesnel zamirler öyle mi? Hayır. Nesnel zamirler sadece üç numara oluyorlar arkadaşlar. Zaten üç numaranın altına yazmıştık onları.
Dolayısıyla arada böyle korkunç bir fark var. Bir daha hatırlatıyorum. Mülkiyet sıfatları örneklerde görüldüğü gibi hem bir cümlenin bir numarası olabiliyorlar hem de üç numarası olabiliyorlar. Ama şart ne? Yalnız kullanılamazlar. İsim türü kelimeyle birlikte kullanılacaklar örneklerde olduğu gibi. Arkadaşlar, bu videoda bir şeye dikkat çekmenin vakti artık geldi. O da şu. Bu üçüncü videomuz. Dikkat ederseniz şu ana kadar verdiğim örnek cümlelerin hiçbirisinde ama hiçbirisinde en sağda görüyorsunuz. Okullarda İngilizce öğrenen arkadaşlar, işte biraz İngilizce bilen, belli bir seviyeye kadar gelen arkadaşların ağzından düşmez pek bunlar. Nedir onlar? Am, is, are. Adını ne koyarsanız koyun, isterseniz otoriter bir yaklaşım, isterseniz mizahi bir yaklaşım deyin. Ama ben size şunu söyleyeyim, ikinci bir emre kadar cümlelerimizde am, is, are olmayacak. Yasak arkadaşlar. Bunun sebebi şu, şu ana kadar kullandığımız bütün cümlelerin özneleri hep bir eylem fiil gerçekleştirdi. Şunu demek istiyorum, bir cümlede eylem fiil varsa asla ve kata bu gördüğünüz am, is, are yardımcı fiillerini kullanamazsınız. Bunları to be konusunda ayrıca etraflı bir şekilde inceleyeceğiz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, günlük sıkça kullanılan yapılardan bir tane daha bu videomuzda. O da şu. Consider it done. Consider it done. Olmuş bil. Olmuş bilin. Yani birisine bir iş veriyorsunuz, bir sorumluluk veriyorsunuz. O da diyor ki, merak etme. Olmuş bil. İşte bu olmuş bil ya da olmuş bilin söylemini yaparken consider it done şeklinde söylüyoruz. Bir sonraki konumuz, şu ana kadar öznel zamirleri anlattık, nesnel zamirleri anlattık ve mülkiyet sıfatları anlattık. Arkadaşlar, bunları soran soru kelimelerini önerilen videolarımızda bulabilirsiniz. Çok teşekkür ederim.